az bir iz bırakır. Her işlenen olay çözümlenebilir. İskeletlerin dili zordur. Bir iskeleti oluşturan kemiklerin dilini çok iyi öğrendiğiniz takdirde antropolojik açıdan bir olayı çözebilirsiniz veya bir tarihsel süreç içerisinde insan toplumlarını yeniden canlandırıp onlarla ilgili bilgileri toparlayabilirsiniz veya geçmişten günümüze yaşamış, günümüze kadar yaşamış olan hem toplumsal açıdan hem bireysel açıdan insanların yaşadıkları ortam, yaşadıkları süreç, yaşadıkları yaşamla ilgili bilgiler ya da kültürel gelenekleriyle ilgili bilgileri ortaya çıkarabilirsiniz. Veya kriminal açıdan bir olayı, o iskeletin dilini çözerek olayı çözümlersiniz. Hem insani açıdan hem de hukuki açıdan antropolojik bilgilerle destek olmuş olursunuz. İskeletlerin dili zordur ama öğrenilmez diye bir şey yoktur. Bu nedenle her temas bir iz bırakır, her işlenen olay çözümlenebilir. Yeter ki siz bu olayları çözmeyi bilin. Adli antropoloji tanımını yapacak olursak felaket kurbanları, terör olayları, doğal felaket gibi veya müfret olaylar, katliamlar gibi olaylar sonucunda ölen bireylerin kimlikleri tespit edilemediği durumlarda ilk aşamada uzun bir zaman geçtikten sonra iskeletleşmiş durumda adli antropolojik yöntemler kullanılarak kimliklerini tespit etmeye yönelik bir çalışmadır. Ülkemizde ise 2004 yılında ilk kez adli antropoloji, adli bilimlerle ilgili çalışmalar yapmaya başlamış bir bilim dalıdır. Ne yapıyoruz adli antropolojide? Kitle veya bireysel iskelet kalıntıları buluyoruz. İskelet kalıntıları bulunduğu andan itibaren bireylerin çocuk mu, erişkin mi, kadın mı, yaşlı mı, boyu nedir, posu nedir, hastalığı var mı, varyasyon analizi yapılıyor mu veya aile akrabalık ilişkilerini tespit edebiliyoruz gibi çalışmaları iskelet üzerinde belirleyerek kimliklendirmeye yardımcı olacak bilgileri sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki buna ilave olarak yeniden yüzlendirme, süperimpozisyon, antik DNA ya da DNA analizleri gibi çalışmalar da adli bilimler içerisinde adli antropolojinin alt başlıkları altında yer alır. Bir materyal bulunduğunda iskelet mi, hayvan mı, insan mı, aktüel mi, güncel mi, arkeolojik mi, tarihi mi gibi bilgileri öncelikle olay yerinde tanımlamak gerekiyor. O olay yerindeki örnekleri doğru bir şekilde toplayıp onların analiz edilmesi için laboratuvarlara doğru bir şekilde gönderilmesi gerekiyor ki %99 ya da %100'e yakın güvenilirlikte doğru bilgiyi sağlayabilirim. Bir erişkin bireyi oluşturan 206 kemiğin tam özelliklerini bilmemiz gerekiyor ki onun üzerinde lezyonlar var mı, varyasyon var mı, bireysel uygulamalar ya da bireysel özellikler ya da kültürle ilgili uygulamalar var mı gibi bilgileri doğru olarak ortaya çıkarabilelim. Adli antropolojide kimliklendirme dediğimiz şey iskeletten kimliklendirmedir. İskeletten kimliklendirme dediğimiz zaman da kemik üzerindeki tüm özelliklerin ortaya çıkarılması demektir. Nedir bu tüm özellikler? Kafa morfolojisi, yüzlerin yapısı, yüzün yeniden yapılandırılırken anatomik noktaların belirlenmesi, boy uzunluğunun tespiti, iskelet buluntuları bulundukları ortama göre fosilleşebilirler, mumyalaşabilirler, iskeletleşebilirler veya sabunlaşabilirler. Bunlar toprağın yapısı, içinde bulunduğu kimyasal maddeler, gömüldüğü yer, açık havada bulunması gibi durumlara bağlı olarak değişebiliyor. Mesela sulu ortamda gömülmüş olan bir ceset sabunlaşır. Tuzlu veya buzlu ortamda kalmış olan bir ceset mumyalaşır. Doğal bir mumyalaşmadır. Doğal bir toprak, basit toprak içerisinde gömülmüş ceset bir hafta içerisinde böceklerin de desteğiyle, yani entomolojik bilgiler diyoruz biz buna, böceklerin de aktivitesiyle bir hafta içerisinde çürümeye yüz tutar ve 3 ay içerisinde iskeletleşir. Kirli, turbo, bataklık gibi, reçine gibi ortamlarda iskeletler fosilleşerek uzun yıllar kalabilir.
kemiklerin, iskeletlerin dili diyoruz. Tabii bir iskelet bulduğumuz zaman nasıl bir yabancı dil biliyorsanız, o yabancı dili anlayarak okuyabiliyorsanız, iskeleti iyi biliyorsanız o iskeletin dilini de çok iyi anlamanız mümkün. O iskelet size nerede ölmüş, nasıl ölmüş, yaralanmış mı, hastalanmış mı veya farklı etkenlerle mi hayatını kaybetmiş gibi bilgileri iskeletleri inceleyerek anlamamız mümkündür. Nasıl anlıyoruz? Yaradan bir süre daha yaşamış kemikler birbiriyle kaynaşır, iyileşir. Hemen yaralandığı andan itibaren ölmüşse, eğer kısa bir süre sonra ölmüşse, bu kemikler birbiriyle kaynaşmadan sadece ıslak kemikle, kemiğe uygulanan darbenin etkisiyle kemikler birbirinin birbiriyle ilişki halinde ama kaynaşmamış olarak bulunuruz. Eğer ölüm sonrasında topraktan çıkarılarak tahrip olmuşsa, o zaman parçalar kayıptır, birbirleriyle bütünlemek mümkün olmaz. Yanında bir bütün iskelet var. Genç bir kadına ait, 30'lu yaşlar civarında. Kadın iskeleti olduğunu biz biliyoruz. Vücut kemiklerinin morfolojik özelliklerinden, özellikle kalça iskeleti ve kafa iskeleti varsa kadın iskeletini tespit etmek kolay. Doğum yapıp yapmadığını pelvisteki doğum travmalarından anlayabiliyoruz. Kafatası sütunları, pelvisteki yıpranma, klavikuledeki yıpranmalar bize yaşıyla ilgili bilgi veriyor. Cinsiyetiyle ilgili bilgileri de pelvis ve kafatasının dışında diğer vücut kemikleri de narinlik veya keskinlik durumlarına bakarak veya kas yapışma izlerini tespit ederek saptayabiliyoruz. Bu sütunların ayrık olması ve sütunların birbirlerinin arasında boşlukların bulunması bebek iskeletlerinde, çocuk iskeletlerinde daha çok görülür. Bıngıldakların ya da fontikulusların kapanması artık belli bir yaşa gelmeye başladığını gösterir. Dişlerin çıkış aşamaları bize bebeğin ya da çocuğun kaç yaşlarında olduğunu gösterir. Bunun bir özelliği var. Kafatasında süngerimsi yapıda bir takım kabartılar görüyoruz. Bu kabartılar bu çocuğun anemik bir çocuk olduğunu, anemi hastalığına sahip olduğunu gösterir. Bir tane uyluk kemiği, temur dediğimiz, bir tane de kaval kemiği var. Yine erişkin bir insana ait. Sol tarafın kemiklerini görebiliyoruz. Bunlarla da bir iskelet buluntusu ele geçirdiğimiz zaman, bu kemikleri bulduğumuzda o bireyin boy uzunluğunu rahatlıkla hesaplayabiliriz ki o da kemiklendirmelerde önemli bir bilgidir. Kaburgaların sternum dediğimiz hançer kemiğe bağlandığı bölümdeki kemiğin metamorfoz, yani değişimi, yıpranmasına bağlı olarak yaş belirlenebiliyor. Erişkin bir insan iskeleti 206 diyoruz ama bazen 208'e, 209'a da çıkabiliyor. Bunlar niye böyle oluyor? Sesamoid kemikler ya da aksesuar kemikler dediğimiz kemiklerle birlikte kemik sayısı artabiliyor. Bir iskeletle ilgili bilgilerin elde edileceği diğer önemli bölgelerden bir tanesi de ağzın içerisinde dişlerdir. Ağız ve diş bölgesidir ki erişkin bir bireyde 32 diş ortalama diyoruz. Bazen 28, 29, 27 olabiliyor. Diş sayısında eksiklik veya fazlalık olabiliyor. Bu diş varyasyonunun veya evrimsel süreçteki diş azalmasının, yani diş sayısındaki azalmayı, çenenin küçülmesini gösterebiliyor. Dişlerdeki tüberkül dizilimleri, dişlerin hipoplastik özellikleri veya dişlerin aşınmaları bize bireyin hastalıklarıyla ilgili, beslenmeleriyle ilgili veya kültürel uygulamalarıyla ilgili birçok bilgiyi verebiliyor. Dişlerde eğer çok çürüme varsa rafine gıdalarla çok beslenmeyi gösterebilir. Aşınma ileri derecede ise eğer partiküllü yiyeceklerin tüketildiğine ilişkin bilgi verir. Ama normalde aslında bir birey yaşlandıkça dişleri aşınabilir. Dişlerden tür tayini, cinsiyet tayini, yaş tahmini, mutilasyonlar, yani mutilasyonlar nedir? Kültürel olarak dışarıdan müdahale edilerek dişlere uygulanan bir takım olgulardır bunlar. Piercingler bir mutilasyondur. Onun dışında kültürel deformasyonlar ya da mesleğe ilgili bilgiler verir. Mesela fırıncılar da dişlerin ön kısımlarına unlar birikir ve çürütebilir diplerine. Veya terzilerde dişlerin arasında iğne sıkıştırılarak dişlerin aşınması sağlanabilir. Pipo içme alışkanlığı dişlerde bir takım aşınmalara neden olabilir. Evrimsel süreçte dişlerin küçülmesi ve diş sayılarının azalması bize mikro evrimle ilgili önemli bilgiler sağlıyor.
günümüz insanlarında artık seksüel dimorfizm dediğimiz cinsiyet farklılaşması birbirine, daha doğrusu azaldığı için, erkek ve kadınlardaki özellikler birbirine yaklaştığı için dişlerden cinsiyet belirlemesine çok %100 güvenmek doğru değil.